Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Yeni bir videoya da hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceden öyle kısa kısa videolar yani çekmiştim ama videoya koymadım. Benim bu şaptım niye kaydı? Hele bir dakika. Neyse. İşte ama onları koymadım. Şimdi bu açılışı yapacağım. Şu an ne yaptığımı hemen size söyleyeyim, ne yapacağımızı. Şimdi bugün babamı hastaneye götüreceğiz. Heyeti sokacağız arkadaşlar. Daha önceden hani arabayla gittiğimizde de gösterim çekmiştim. Babamın üzerinden araba almak için. Onu eğer isteyen olursa ayrı bir video çekerim. Ne yaptık, neler yaptık diye. Yavaş konuşuyorum. Miraç rahatsız olmasın diye uyuyor. Yavaş, hani onu da çekerim isterseniz. Şimdi babamı biz geçen gün hastaneye götürdük. Kontrol oldu, muayene oldu. Şimdi heyete girecek. Yani 7-8 tane, 10 tane doktorun önünde hani babama soru soracaklarmış. Bilmem, muayene edeceklermiş, bakacaklarmış. İşte bunu yaptıktan sonra da babamı hemen eve getireceğiz. İşte bizim de farklı işlerimiz var. Bugün de günlerden pazartesi arkadaşlar. Şey, pardon, salı. Öyle bilirmiş gibi de böyle kendimi bilerek konuşmam yok mu? Neyse. Böyle arkadaşlar, Hasan üstünü giyiniyor, ben hemen üstümü giyindim. Miraç'ın üstünü ayarladım, poşet, ama anneme getirtmeyeceğim. Miraç orada kalacak. Annem diyor ben de geleceğim ama bakarız işte duruma göre. Böyle arkadaşlar, bir de size şunu söyleyeceğim. Yani ister inanın ister inanmayın, yemin ediyorum şu Instagram'ın bir şifresini birine vereyim inanır. Günde en fazla 20 tane mesaj geliyor. Anne! Aşkım sen uyandın mı? Aşkım şu kapıyı kapat, dur gel. Gel gel. Günaydın. Uy, benim babam uyanmış. Şöyle kaşları. Oy oy, kokuna kurban, uyku kokuna. Gel kucağıma anneciğim. Hadi gel kucağıma. Oy oy. Şurada bir koku var. Bak sadece şuralarda. O koku ömür. Ömür ömür ömür. Arkadaşlar Miraç'la ilgilendim. Oy, Hasan da bu Hasan Miraç'la oynarken kendini kaybediyor arkadaşlar. Neyse işte Instagram'dan inanın yani günde 10-20 tane mesaj geliyor. Hani YouTube'dan da aynı şekilde. İnanmayan varsa söylesin, ben ona SS atayım. Neyse arkadaşlar, inanın bir sorun yok. Sadece birincisi, bak ben size göstereyim. Şimdi kızdır altınımı çıkartmamışım. Böyle şey gibi ötüyor. Birincisi arkadaşlar. Bak şimdi. Şu an bu ekranı görüyorsun ama. Bir de çalışıyormuş kamera. Bak. Bu çalışıyor değil mi? Bu bazen donuyor. Bazen de çalışıyor. Bak kamerayı çevirdim. Çalışmıyor, gördünüz mü? Bak. Şimdi bak basıyorum. Arkası bile dönmüyor şu an. Gördünüz? Bozuk. O yüzden Almancıların hepsi bana bir iPhone 15 para göndersin diyormuş. Yani bozuk. Bir de Hasan da evde şu an çalışmıyor. Uzun zamandır iş yok. Var. Gidiyor, geliyor. Nasıl biliyor musun? Mesela gidiyor bir yerde bir tezgah arası çıkıyor. Gidiyor onu yapıyor, geliyor. Veyahut da bir banyonun altı çıkıyor. Onu yapıyor. Ama çok şükür, hamdolsun, yine Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Yani bana diyorsunuz niye atmıyorsunuz? Bir de neyse onu boş ver de. Arkadaşlar inanın yani Hasan'la veyahut da aile bir başka bir problem yok. Gerçekten hani şu 2 senedir zaten beni tanıyanlar tanır. Geçen sene mi oluyor? Hangi senede oluyor? Onu bile şey yapmak istemiyorum. Bazı insanlar gelir hayatınızı güzelleştirir. Bazıları gelir hayatın içine eder gider. Şu an ben o devredeyim. Böyle gerçekten psikolojim çok bozuk. Hani bozuk derken böyle, yani yaptığın iyiliklere karşı böyle nankörlük, pislik aldığın zaman insan üzülüyor, anladınız mı? O yüzden kendi kabuğuma çekildim. Ben aynı Dilan Polat gibi kimseye iyilik yapmayacağım diyorum ama böyle birisi benden bir yardım istesin, hemen herkesten önce koşuyorum. Yani bu, ben önceden de böyleydim, yani her zaman da böyleyim. Ki böyle iyi olmaktan asla gocunmuyorum ama yaptığın iyilik değmeyen insanlara gittiği zaman veyahut da seni kullanan insanlara gittiği zaman insan
haliyle üzülüyor arkadaşlar. O yüzden hani ben kendi kabuğuma çekilerek kendi acımı, kendi salaklığımı, yani salaklığıma üzülüyorum. Hani başka bir şey yok. Bir de kalkıp size video da çekebilirim. Video YouTube'u da para için yaptığımı düşünenler de varsa, aranızda var biliyorum. Onlara da şunu söyleyeyim. Gerçekten ben para için yapmış olsam, hani para için gerçekten yapmış olsam, her gün video atarım. Boş duvarı çekerim, yine atarım. Hani öyle her gün video atan arkadaşlarımız yok mu? Var. Onlar para için mi yapıyor? Hayır. Bazı insanlar gerçekten sevdiği için yapıyor. Kimseye laf atmıyorum. 2 günde bir, her gün, 3 günde bir. Yani YouTube çok güzel bir şey. Yani insanın kafasını dağıtıyor. Çok iyi. Ben de çeksem çekerim ama ben şu 1 ayda 2 ayda kendimi toplamak istedim. Kendime vakit ayırmak istedim. Eşime, çocuğuma, aileme. Şimdi video çekmek gerçekten mesuliyet istenmiş arkadaşlar. Mesela bir şey çekeceksin, saçın açık, git 2 saat abi yeni giyin, git eşarbını tak bilmem ne. İnsanı yoruyor. Ama ben çok şükür bu durumları atlattım. Şimdi bu telefon mevzunu da hallettikten sonra yine güzel güzel videolar atarım. Bir de en sonunda size şunu söyle. Aşkım sen git, sen çıkacak mısın? Hadi canım. Tamam sen çık hadi. Sen varken ben konuşamıyorum hadi. Hadi Hasan. Hani buradan da kazandığım da bir şey yok yani. 1-2 milyar için ben asla. Hasan video şey ayarlamış. Alarm o çalıp duruyor. 1-2 milyar için, 3 milyar için ben asla böyle bir şey yapmam. Yani YouTube'dan gelirim de arkadaşlar, bu öyle 5 milyar, 10 milyar asla kazanmıyorum. En fazla 2,5-3. Ondan sonra 3 bile değil yani. Yalan değil. Hani bu işte para için de yapmıyorum. Sadece sevdiğim için. Böyle, düşünsenize arkadaşlar. Şöyle oturuyoruz Hasan'la. Ondan sonra Hasan diyor ki canım diyor, bana bir çay demler misin? Gidiyorum çay demliyorum. Hatta o demliyor geliyor. Bir bakıyorum eski videoları açıyor. O kadar da güzel oluyor ki. Değil mi aşkım? Hasan çok mutlu. Tamam canım, annemlerde değiştireceğim. Yani o yüzden yani anı biriktirmek, mutlu olmak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bir tane akrabam var. Tuğba Büyük Yıldırım. Bak ona da selam olsun. Unuttum onu söylemeyi. O bile şey beni aramış, diyor kız sen niye video atmıyorsun? Ya, ya mesela akrabam gelse görse görür ama o bile istiyor yani, düşünsenize. Akrabam hani o da diyor hani güzel oluyor, hani vakit geçiyor gibisinden. Sana da sevgilerimi iletiyorum. Tuğba abla seni seviyorum. Doğum gününe de gelemedim. Valla babama bakıyordum o gün. Betül'e de yazmayı unuttum. Kusura bakmayın. Böyle arkadaşlar. Yani ben iyiyim. Hamdolsun çok şükürler olsun Rabbime. İyiyim. Her şey yolunda. Yani beni merak etmeyin. Atmazsam vardır bir sebebi yani. O yüzden böyle arkadaşlar. Şimdi böyle de giyindim. Dur size aynadan çekeyim. Hasan odaysın ve 15 Pro Max'in şeyi neye arıyor burada? Dur onu alayım götüreyim arkadaşlar. Size çekeyim de giyindiğimi. Artık görüşürüz Hasan'a da. Arkadaşlar böyle kot giyindim. Alt üstümü de şöyle. Bu da Nisan'ın çantasıydı. Kurban olurum ya öyle. Kaldı da ben kullanıyorum. Şöyle giyindim. Ama iğne bulamadım ya. İğnelerim hepsi. İnan ki ben iğne salağı mıyım neyim? İğneyi miyim neyim? Yani iğnelerim hep gidiyor, bir yerlere kayboluyor. Şöyle bir tane benim puf vardı arkadaşlar. Pufun üstüne koyuyordum. O pufu da Miraç Kerem bir oraya atıyor, bir şuraya atıyor, bir buraya atıyor. Ben onu mu takip edeceğim? Burada da Miraç'ın elbisesi var. Bez koydum içine. Şeker koydum. Ondan sonra çorap falan ekstra. Yedek şeyler. Böyle arkadaşlar hadi biz git. Ay ben parfüm sıkmadım. Durun bir parfüm de bir tane sıkayım. Şöyle. Parfümle sanki gusül aldık ya. Bu ne ya? Üf. Çok korktu. Parfüm de Oriflame. Benim ayakkabım nerede? Hasan koymuş buraya. Kız ben bir şey unuttum mu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım evim sana emanet Rabbim. Ben aslında ayakkabımı hiç giymeyeyim. Zaten annem nerede çıkarttı.
Ben arkaya geçeyim Enis'ya. Hem İraç orada mı duracak? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, benzin. Aşkım. Ne yapıyorsun? Annemi arıyorum da. Niye? Babam tost istiyor. Aynen, anne yapıyorsun, biz çıkana kadar. Arkadaşlar, biz babamı eve bıraktık. Geldik. Şimdi bizim alacağımız araba bu. Bir bu var. Bir de şu beyaz var. Yani beyaz mı sizce, turun yeşil mi? Bu orman yeşili. İçine göstereyim size. Kız bunun ışıkları, bismillahirrahmanirrahim. Bu niye çalıştı? Hasan, bu araba niye çalıştı? Ama bizim alacağımız araba bu, ama otomatik bu. Bizimkisi otomatik değil. Şöyle. Burada bel desteği falan da var. Hasan, bu araba niye çalıştı? Nasıl çalıştı? Bir ışıklar falan yanıyor. Yanar tabii. Bu kapıyı açınca bütün arabaların ışıkları yanıyor. Arkası da böyle. Şunu da biz açtık, oturduk içine. Yapma. Şöyle güzel. Ana, dur bakayım şeyi. Bagajı da böyle. Kız bismillah. Hah, buradaymış. Şöyle. Var var. Var mı? Var. Arkadaşlar, renk bu mu olsun, beyaz mı? Bir de gri var ama gride yok renk. Şöyle. Hangisi sizce, beyaz mı yeşil mi? Orman yeşili, beyaz. Şimdi biz oradaki bir bayanla görüşelim inşallah. Yine haberleşiriz. Bence bunu salalım Hasan. Bu daha yaşıyor ya. Miraç dikkat çekmeye çalışma anneciğim. Bırak onu. Cadılar bayramı yapıyorlarmış. Miraç dur. Miraç dur. Canım, şuna bakar mısın? Miraç Kerem, yapma. Gel gidelim. Hasan diyor, cadıların hepsi oradan geliyor diyor. Ay. Bakın misafirimize. Moralim bozuk aslında da, gelmeyecektim. Hasan zorla dedi, gel, günah. Günahsın dedi, kaç gündür evdesin. Şu Gazze olayı beni bitirdi ya. Hep aklımda, yemin ederim. Her saniye. O titreyen çocuk da ölmüş, ona çok üzüldüm. Ona çok üzüldüm arkadaşlar. Şimdi Miraç'a falan da sarılırken hep aklıma geliyor artık. Tipim de kaymış. Neyse, Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Arkadaşlar, günaydın. İkinci günden herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz Miraç'layız her zamanki gibi.
Şimdi biz Miraç. Miraç kapıyı kapat, televizyon sesi gelmesin. Hadi gel. Git baba senin terli pamuklarını giyindirsin. Koş. Koş. Biz uyuduk. Bilmiyorum ne çektiğimi de hatırlamıyorum. Uyuduk, uyandık arkadaşlar. Şimdi Orhan bizde. Dün balığa gittik zaten. Size çektim herhalde. Ondan sonra şimdi böyle bir yumurtalı patates yapayım dedim. Ne oldu? Kaşık mı? Al, al kaşık, al. Al. Hadi git. Ondan sonra yumurtalı patates yapayım dedim. Bir de evde böyle kırmızı biber falan vardı, yeşil biber. Canım böyle dedim bir köz yapayım. Ben ara ara yapıyorum ama hiç size çekmek nasip olmuyordu. Şimdi de video var. Ay duman olmuş. Video başlatmayacaktım da dedim. Hasan'la öyle bir konu hakkında konuşuyorduk. Hasan'ın eski sevgilileriyle ilgili. Adamın eski sevgilileri bitmiyor ya. Yemin ederim ya. Kız bu niye böyle yanmış? Bir tane sevgilisi var. Size anlatayım mı anlatmayayım mı? Yani bunlar artık ben önceden kıskanıyordum. Şimdi normal geliyor. Bir tane eski sevgilisi varmış Mardinli. Ondan sonra onunla şeyden konu açıldı. Bu biz bugün daha bugün de Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yani tabii ki bu Filistin olayları, Gazze olayları bizi çok üstledi. Yine de o da bizim bir gerçeğimiz yani 29 Ekim'de. Bazıları diyor niye kutluyorsunuz? Tabii ki de gidip biz barlara, pavyonlara gitmiyoruz kutlamak için. Yine de bir saygı duruşu olur. Bir Atatürk'e ait bir şarkı olur. İnsan bunları yapmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar o da bizim bir gerçeğimiz. Tabii ki ben çok üzgünüm. Gerçekten artık geceleri psikolojim bozuluyor ama dua etmekten başka hiçbir çaremiz yok. Bir de geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalı şerifini öyle titrerken gördüm. Ben bittim orada. Rabbim yani onun sakalı şerifi şu an cansız olmasına rağmen o bile duramıyor yerinde. Allah'ım bize hayırlı kapılar açsın. İnşallah onlara yardım edemedik diye bizim başımıza da felaketler gelmez. Yani hep kalbimden, içimden dua ediyorum ama inşallah öyle bir şey olmaz. Çok acı bir şey. Çok üzgünüm. Neyse Allah ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Ya işte onlarla ilgili konuşuyorduk. Yani bir an laftan lafa geçiyorum ama artık kusura bakmayın. Öyle Hasan da dedi şey yapalım. Biz peynir falan bitmişti dedim peynir alma. Pazar zaten. Bugün pazara gidelim. Ben pazarın peynirlerini daha çok seviyorum. Öyle aldı. Neyse işte sevgililerini anlatıyor bana. Yok gitmiş. Burada siz bilmiyorsunuz. İzmirliler bilir de burada bir şey var. Engelliler parkı var. Sevgilisiyle oraya gitmiş. Ondan sonra sevgilisi de Kadife Kale'de oturuyormuş. Demiş. Oh yandım. Demiş ki annesi aramış. Kızım demiş Songül sen neredesin? O da demiş anne demiş ben bugün şeye kalacağım. Nöbete kalacağım. O da tekstil şeyinde çalışıyor. Ondan sonra Hasan da demiş Songül annen seni bilmiyor mu sen? Hani biz sevgiliyiz biliyor mu demiş. Senle gezdiğimi bilmiyor. Ondan sonra diyor ki kızı götürdüm diye evine bıraktım diyor kapısının önüne kadar. Ondan sonra aşağı indim saat gece oldu 2. Dolmuş yok, taksi yok, hiçbir şey yok. O da Hasan da o zaman şeyde oturuyordu karşıya kadar. Ondan sonra diyor otostop yaptım diyor. Bir tane taksici durdu içinde 3 tane adam. Demiş ki abi bu saatten sonra taksi bulamazsın yani birkaç sene önce. Yani onun 10-12 sene önce falan herhalde 11 sene önce mi bilmiyorum. Ondan sonra Hasan da diyor biz hepimiz bindirdi diyor adam taksiye. Herkesi yerine bıraktı. Benden de para almadı diyor. Hani demiş sen daha küçüksün. Dedim sen küçüksün ama bütün şeytanlıkları yapıyorsun. Öyle bir ona güldük. Orhan da burada. Ben de kızdım Hasan'a. Dedim sen bari sevgili yapıyorsun. Bari güzel insanlarla sevgili ol. Gidiyor pis pis insanlarla muhatap oluyorsun yalancılarla. Diyor ben yalancı olduğunu bilmiyorum. Dedim tamam Hasan. Öyle anılarını anlatıp duruyor. Ne yapayım? Dinliyorum ben de artık. Başkalarını anlatmaktansa bana anlatsın daha iyi. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Bunlar benim için artık normal şeyler. O yüzden ben hiç önceden çok kıskanırdım.
Ama şimdi hiç kıskanmıyorum. Çünkü bana ait bir adam şu an. Şu an için. Ay çok komikim. Arkadaşlar bu var ya zift. Bu bildiğin zift. Zehir. Katran. Katran ne demekse ayıp bir şey olmasın da. Hani böyle çok acı bir şey demek istedim. Çayımızı demleyelim hadi. Öptüm 5 dakikadır konuşuyoruz ya.